Hemen hemen hepimiz astronomi ve uzay içerikli pek çok yazı ya da belgeselde ister istemez bu terimle bir şekilde karşılaşmışızdır. O halde nedir bu yaşanabilir bölge? Ya da diğer isimleriyle yaşam kuşağı, habitable zone ve Goldilocks. Ve öz tabiriyle ifade etmek gerekirse yaşanabilir bölge, bir yıldızın yörüngesinde dolanan bir gezegenin yüzeyinde bulunan suyun sıvı halde kalabilmesini destekleyecek oranda ısı aldığı, ne suyun tümüyle buz tutacağı kadar soğuk ne de tümüyle buharlaşacağı kadar sıcak olmadığı yörünge uzaklığıdır. Peki bu yaşanabilir bölgelerin yıldızlarına olan uzaklık ölçüsü evrende yer alan tüm yıldızlarda aynı oranda mıdır? Pek değil. Bu uzaklığı belirleyen en önemli faktör elbette ki o yıldızın çevresine yaydığı enerjinin miktarıdır. Hepimizin de tahmin edebileceği gibi, üzerinde yaşamakta olduğumuz gezegenimiz Dünya, yıldızımız Güneş'in yaşanabilir bölgesi içinde yer alıyor. Çünkü sıvı halde denizlerimiz, buhar halinde havada suyumuz, kutuplarda buzlarımız var. Yani su, yeryüzünde her üç haliyle barınabiliyor. Güneş çevresinde yer alan bu yaşanabilir bölge, kaba bir hesapla, Güneş'ten yaklaşık 110-120 milyon kilometre öteden başlayıp 230-250 milyon kilometre mesafeye kadar uzanıyor. Bu bölgede yer alacak olan gezegenin kütle ve atmosfer yoğunluğuna göre bu mesafe biraz daha artıp azalabilir. Güneş sistemimizde Güneş'e bizden çok daha yakın bir konumda bulunan Venüs, yaşanabilir bölgenin iç sınırının çok az dışındadır. Fakat Güneş'e bizden çok daha uzak olan Mars, bu yaşanabilir bölgenin dış sınırının tam üzerinde yer alır. Yani çelimsiz Mars'ın yerinde biraz daha büyük kütleli, örneğin Venüs veya Dünya kütlesinde bir gezegen yer alsaydı, üzerinde tıpkı gezegenimizde olduğu gibi sıvı halde su barınabilecekti. Günümüzde astronomlar, evrende bizim Güneş sistemimizde olduğu gibi yaşanabilir bölge içerisinde yer alan, Dünya'ya yakın büyüklükteki gezegenlerin varlığı konusunda ciddi bir arayış içindeler. Ancak günümüzde farklı yöntemlerle başka yıldızların çevresinde keşfedilmiş olan 400 kadar dünya benzeri gezegenin yalnızca birkaç tanesinde yaşam koşullarının oluşmuş olabileceği düşünülmektedir. Bunlardan en önemlisi varlığı hala tartışmalı olan Gliese 581 gezegenidir. Bu gezegen dünyadan 20 ışık yılı uzakta yer alan kırmızı bir cüce yıldızın çevresinde dolanmaktadır. Dünyanın 1,5 katı kadar çapa sahip olan bu gezegenin kütlesi dünyamızın kütlesinin 5-6 katı kadardır. Çevresinde dönmekte olduğu kırmızı cüce yıldız bizim güneşimize kıyasla bir hayli soğuktur. Ve bu yüzden de yıldızın yaşanabilir bölgesi yıldıza çok daha yakın bir alanı kaplamaktadır. Buna bağlı olarak da Gliese 581c gezegeni yörüngesinde dolanmakta olduğu yıldızın etrafında bir turunu çok daha hızlı tamamlar. Bize göre bu süre yaklaşık 13 dünya günü kadardır. Gezegen, yıldızı çevresinde uydumuz Ay'la aynı kaderi paylaşarak yörünge kilidi neticesinde yıldızına sadece tek bir yüzünü göstermektedir. Buna rağmen yüzeyindeki suyu sıvı halde bulundurabilecek bir sıcaklığa sahip olduğunu yapılan hesaplamalar neticesinde net bir şekilde göstermiştir. Her yıldızın yaşanabilir, yani gezegen yüzeyinde sıvı su barınabilir yörünge uzaklığı farklıdır. Aslında yaşanabilir bölge tanımı, bir gezegenin yüzeyinde sıvı su barınabilme esasına göre belirlenmiş halde. Yani dünyamızdaki şartları sağlayabilecek gezegenler için geçerli. Ancak yaşam çok daha farklı koşullarda da ortaya çıkabilir. Örneğin, yıldızına tümüyle buz tutacak kadar uzak bir mesafede yer alan bir gezegen de yaşama ev sahipliği yapabilir. Güneş sistemindeki Europa ve Enceladus uyduları örneğinde olduğu gibi, gezegenlerin buz kabuklarının altında sıvı su okyanusları bulunabilir ve bu okyanuslarda yaşam şekillenebilir. Yani suya bağlı hayatın çok uzak donmuş bir gezegenin yüzey altında gelişmemesi için bir neden yok. Buradaki hayat, güneşten alamadığı enerjiyi gezegenin çekirdeğinden gelen volkanik ısı sayesinde elde edebilir. Yaşamın gelişmesi için moleküllerin birleşebileceği bir çözücü sıvıya ihtiyaç vardır. Bu işi en iyi yapan sıvı ise bildiğiniz gibi sudur. Ancak suya bağlı olmayan bir yaşam da mümkün görünüyor. Satürn'ün aşırı soğuk uydusu Titan'da olduğu gibi sıvı hidrokarbon da yaşamın gelişmesi için uygun çözelti desteğini sağlayabilir. Bundan henüz emin değiliz
ve nasıl olabileceğini kestiremiyoruz ama sıvı metanın dünyadaki su görevini gördüğü, yani denizler oluşturup buharlaşıp yağmur olarak yağdığı, buz tutabildiği gezegenlerde metana bağlı bir yaşam şekillenebilir. Yani evrende yaşam gelişimi için bugün bildiğimiz yaşanabilir kuşak, su bazlı olmayan yaşam şekilleri için gerçeği yansıtmıyor olabilir. Bu tür canlılar evrende var mıdır bilmiyoruz ama eğer varlarsa ve onlar da astronomiyle ilgilenip kendi gezegenleri dışında bir yaşam arıyorlarsa, yaşam kuşağı olarak belirledikleri bölge yıldızların oldukça uzağında metanın sıvı halde kalabildiği yörüngeler olmalı. Ancak yaşam için sıvıya ihtiyaç vardır. Maddelerin sıvı olarak kalabilmesi içinse yıldızın çok sıcak yörüngelerinden uzak kalması gerekir. Dolayısıyla yıldızına sıcaktan kavrulacak kadar yakın yörüngede dolanan bir gezegende ne şekilde olursa olsun yaşam şekillenebileceğini ve bu yaşamın gelişkin düzeye erişebileceğini düşünmek hayalciliktir.